ensonhaber.com akıllı tercihi sunar. Lider Eğitim Programı Akıllı Tercih tüm hızıyla başlıyor. İlginiz çok yoğun. Öncelikle teşekkür ediyorum. Facebook, Twitter'da çokça konuşuyorsunuz. Tercihlerle ilgili hala kafanız karışık gibi gözüküyor. Yavaş yavaş artık sona doğru gidiyoruz. Netleştirmek lazım. Merak ettiğiniz tüm soruları yine bu ekranda cevaplamaya bugün de devam edeceğiz. 18 Temmuz akşamına kadar bu ekranda olmaya, sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz biliyorsunuz. Yanımda bugün çok kıymetli iki isim var. Eğitim Danışmanı Sayın Burak Kılanç. Burak Hocam, nasıl gidiyor tercih süreci? Gayet güzel gidiyor. Bu sene sakin bir tercih dönemi yaşıyoruz açıkçası. Çünkü geçen sene bu sene arasında çok büyük bir fark yok sistemsel olarak. Onun için adayların şu anda konsantre olup gayet güzel şekilde tercih yaptıklarını görüyoruz. Evet, artık herkes bize listelerini gönderiyor hocam. Evet. Listeler netleşti gibi. Öyle gibi. ÖSYM'ye gidecek gibi gözüküyor. Evet. Çok sorumuz var, ayağınıza sağlık. Sayın Profesör Doktor Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü. Mehmet Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz çok bölümü olan bir üniversitesiniz ve çok ilginç de detaylar var. Onların hepsini soracağım. Çok da sorumuz var. Burslarınızı soracağız. Bol bol soru soracağız hocam. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sevgili arkadaşlar, Facebook, Twitter'dan devam iletişime. Telefon numaramız 0212 259 4048. Hemen telefonlarla başlayalım. Kırşehir, Cengiz Gölbaşı. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasıl durum Cengiz Bey? İyi günler diyorum öncelikle. Durumu anlatmak üzere kızıl veriyorum. Şeyma Gölbaşı. Evet. Peki, size iyi günler diliyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Babalar, anneler, herkes panik değil mi Şeyma Hanım? Herkes tercih yapıyor. Evet, öyle, hep beraber. Nasıl, netleşti mi peki tercih listesi? Ya pek netleşti diyemem ama kafamız karışık bayağı. Ben de sizinle danışmak için aramıştım. Tamam, iki profesyonel var yanımızda. Elimizden geleni yapalım. Buyurun, soru. İnşallah. Ben okul öncesi düşünüyorum. YGS 5 puanım ekli puanla birlikte 21.686. Sonra bir de TM 3 puanım var. O da 100.000'deyim. Sosyal hizmet gelir mi TM 3 puanımla? Ya da okul öncesini yazmak daha mı mantıklı? Şimdi Şeyma'cığım, bugün çok şanslısın. Mehmet Hocam'ın rektörlük yaptığı üniversitede hem okul öncesi var hem de sosyal hizmet. Bugün onları detaylandıracağız. Hani ikisinin çalışma alanları vesaire gibi bilgileri de edinmiş olacaksın. Bizim ATS'yi akıllıtercih.trthaber.com'da ATS'yi 425 bin aday kullandı. Okul öncesi çok talep görüyor. Onu da bil. Ona göre hareket etmende fayda var. Nasıl Burak Hocam? Söylemiş olduğu ek puanlı başarı sırasıyla yerleşebileceği pek çok vakıf üniversitesinin burslu, kısmi burslu programı ve devlet üniversitesi programı görüyorum. Devlet üniversitelerinden bazılarınınkisi ikinci öğretim, bazılarınınkisi birinci öğretim. Sonuçta hani oturacak, bakacak hangi şehirde okumak istiyor, ikinci öğretim, birinci öğretim mi? Yani bu başarısıyla sırasıyla yerleşebileceği elimizdeki veriler çerçevesinde okul öncesi öğretmenliği programları var. Sosyal hizmete bakalım. Sosyal hizmet de arkadaşlarımın ilgisini çeken bölümlerden. Birazdan Mehmet Hoca'ya soracağım detayları. Nerelerde çalışılıyor? Niye bu kadar ilgili arkadaşlarım? Muhtemelen iş olanaklarını keşfetmişlerdir. Evet, yüz binlerde orada. Baktığımız zaman da devletlerde esasında çok fazla olmadığını görüyorum. Yani 100 bin itibaren baktığımızda yavaş yavaş vakıflara doğru, kısmi burslu ve paralılara doğru, ücretlere doğru bir kayış var. En son sosyal hizmet ikinci öğretim görüyorum burada. Bingöl Üniversitesi 59.200 ile kapatmış başarısı sırası TM3. Öyle olduğu için hani, devlette yerleşebileceğini düşünmemek gerekiyor. Vakıflarda yerleşebilir. Orada da baktığımızda ancak işte %25 burslar seviyesinde bir yerlere yerleşebilecek gibi gözüküyor. Gözüküyor. Peki. Bu arada ATS'deki verileri de Burak Hoca'ya sormaya devam edeceğim programda. Şimdi Mehmet Hocam, siz 8 fakülte ve çok bölümlü bir üniversitesiniz. Mesela totalde ne kadar öğrenci alacaksınız bu yıl? Bu yıl 920 yeni kontenjanımız var. Yeni bölüm olarak 8 tane de yeni bölüm açıyoruz. Bunlardan bir tanesi de arkadaşımızın sorduğu
sosyal hizmet bölümü. Sosyal hizmetin Türkçe bölümü vardı. Bu yıl onun %30 İngilizcesini de açıyoruz. Hı hı. Okul öncesi öğretmenliği zaten vardı. Yeni açtığımız bölümlerde yok ama o zaten öğrencisi mevcuttu. Olan bir bölüm. Mevcuttu. Ne kadar öğrenci alıyorsunuz mesela okul öncesine ve sosyal hizmetlere? Bunlara 40'ar öğrenci alıyoruz. Diğer bölümlerden sadece hukuk fakültesine 100, mimarlığa 60. Diğer bütün bölümlerimize biz 40'ar öğrenci alıyoruz. Hı hı. Yani az öğrenci alıyoruz. Çok kaliteli olma iddiamız var. Evet. Onun için az öğrenci alıyoruz. Peki hocam sosyal hizmetler bölümü epey de soru sorulan bir bölüm. Biraz onu bize anlatmanızı rica ediyorum. Şimdi biraz önceki arkadaşımın da Şeyma'nın da biraz kafası karışmış. Ne yapar sosyal hizmetler bölümü? Sosyal hizmet bu son yıllarda özellikle sosyal devletin gelişmesine bağlı olarak toplumda aile danışmanlığı müessesesinden tutun işte Gençlik Bakanlığı, özellikle tabii yaşlı bakımı. Hı hı. Yani toplumda ek desteğe ihtiyaç hissedilen bölümler, alanlar başta olmak üzere bu alanlarda çok istihdam alanları ortaya çıktı. Tabii burada belki toplumda bu yabancılaşma dediğimiz, hı hı, yeni bir kavramla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu kavram eski ama bunun yeni bir anlamı var. Yeni anlamı şu: yabancılaşma bizim ürettiğimiz şeylerin, araçların bizi esir alması. Dolayısıyla bu giderek tabii modern zamanlarda, özellikle de son dönemlerde işte tüm yüksek binalardan tutun, yani bireyselleşme buna bağlı olarak giderek artıyor. Bu araçların esiri oluyoruz giderek. Bu aslında sizin yapımıza ters de bir şey hocam. Evet, biz normalde tabii, büyük aileler, tabii, değil mi? Anneanneler, dedeler, onlara düşkünlük vardır. Evet, tabii. Değişiyoruz yani ama. Çok şükür işte Ramazan ayında bulunuyoruz. Yardımlaşma ayı şu günlerde görüyoruz. Yani bu toplumun en büyük tabii avantajlarından birisi söylediğiniz. Yani birlikte acıyı, sevinci, her şeyi paylaşmayı, ekmeği paylaşma, her şeyi paylaşma. Bu bağlamda tabii yani modern zamanlarda sosyal hizmet, esasen tüm bu yardımlaşma, dayanışma, tüm bu kurumları da sivil toplum alanında özellikle, vakıflar, dernekler, tüm bu alanlarda yani çok geniş çalışma alanları ortaya çıkmış. O yüzden bulunuyor. Trend bölümlerden hocam. Çünkü öğrenciler de bunu fark etmiş ve onunla ilgili çok sorular geliyor. Okul öncesi öğretmenliği sizde yine 40 kontenjan var. O Türkçe eğitim değil mi? Evet, okul öncesi Türkçe. Burak hocam, bu yıl ön lisans programlarına ilginin çok yoğun olduğunu görüyorum ben. Gelen sorulardan da YGS puanı yerleşecek arkadaşlarımız ya daha meraklılar ya da gerçekten oraya doğru bir akış da var. YGS 2 ile de ilgili bir fırsattan bahsetmiştiniz. Tam da bu noktada söyleyelim mi? Bu ön lisansla ilgili değil de şimdi işte hani bir bu konuda çalışan bütün arkadaşlarla irtibat içindeyiz. Onlardan gelen en son bildirimleri paylaşmakta fayda var. YGS 2 puan türüyle meslek liselerinden mezun olup da 4 yıllık lisans programlarını tercih edecek adaylar için esasında pembe gözlük takılabileceği ile ilgili bir tespit var. Yani YGS 2, YYGS 2 ek puanlı başarı sırasında adaylar bulundukları başarı sırasından yaklaşık olarak bir işte bir 5-10 bin kadar daha önde olduklarını düşünüp öyle bir tercih yapabilirler. Birazcık tabii hani pembe gözlükle tercih yapabilirler. Bunun bilgisini vereyim ama başarı sıralarından geriye doğru da mutlaka sırtlarını sağlama almalarını biz hep söyleriz. Yani bu iyimserliğe rağmen yine de sağlamcı olmakta, bir yere yerleşmek adına mutlaka ihtiyaç var, gerek var. Öyle olduğu için buna da dikkat etsinler. Tamam. YGS 2 ve YYGS 2. Evet, yani puanı ile tercih yapacak arkadaşlar. Doğru, başarı sırasıyla ve 4 yıllık lisans programları ek puanlı. Tamam. Çok önemli bir tüyo verdi Burak Hoca. Ona göre listenizi gözden geçirin. Şimdi eğitim fakülteniz var Mehmet Hocam. Öğretmenliklerde her zaman talep gören ve çok soru sorulan konulardan. Sizde formasyon da var. Evet. Şimdi formasyonla ilgili çok fazla soru geldi. Dün konuk ettiğimiz Sayın Profesör Doktor Musa Duman'la da bu konuyu konuştuk. Ben şimdi siz formasyon veren bir üniversite olarak bunu netleştirin istiyorum. Tam olarak sizden öğrenelim istiyorum. Sizde hangi öğretmenlikler var hocam? İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitemizde okul öncesi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, rehberlik psikolojik danışma
ağırlık %30 ve Türkçe bölümlerimiz var. Bu ayrıca tabii İslami İlimler Fakültemiz var. Orada da biliyorsunuz oranın mezunları da din kültürü öğretmeni olabiliyorlar. Dolayısıyla öğretmenlikler olarak bu bölümleri sayabiliriz. Hı hı. Formasyon konusuna gelince biz tabii eğitim fakültemiz olduğu için başta bizim üniversitemize gelen bütün bölümdeki isteyen öğrenciler, iktisat, işletme, psikoloji, siyaset bilimi, yani tüm bu alanlardaki öğrencilerimiz bizde formasyon alabiliyorlar. Ayrıca tabii dışarıya da biz, işte Fatih Sultan Mehmet rektörümüzün söylediği gibi, biz dışarıya da hizmet verebiliyoruz. Yalnız burada bir yanlış anlamaya mahal vermemek için çok olağanüstü talep var formasyona. Evet. Formasyon öncelikle... Bizde de çok var hocam. Mezunlara formasyon veriliyor ve bizde de uygulamamız son sınıf öğrencilerine formasyon verebiliyoruz. Hı. Ara sınıflara tabii yetmiyoruz. Talepten dolayı talepten değil mi hocam? Talepten dolayı tabii. Hı hı. Yani çok çok fazla talep var ama bu dönemde son sınıf öğrencileri ve mezunlara formasyon verebiliyoruz. Tamam. Formasyon konusunu netleştirelim. Çok tweet vardı bu konuyla ilgili dünkü programdan sonra. Son sınıf öğrencileri ve mezunlar formasyon eğitimi alabiliyor. Peki hocam mesela size bağımsız olarak başvuramaz ama değil mi? Mutlaka bir kurumunla anlaşma olması lazım. Şimdi şöyle, biz tabii YÖK'ün belirlediği kontenjanlar çerçevesinde öğrenciler direkt başvurabiliyor. YÖK kontenjan tahsis ediyor. Ama biz ayrıca işte üniversiteler bize başvuruyor, eğitim fakültesi olmayan üniversiteler. Onlarla ayrıca kurumsal anlaşma yapıyoruz ve onların bu ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ama öğrenciler bize bireysel başvuruda da bulunabiliyor. Öyle mi? Tabii. Not ortalaması vardı galiba. Tabii 2,5 orada diye. Bir sıralama, yani başarı düzeyine göre öğrenciler müracaat ediyor ve o sıralamaya göre sıralanıyorlar. Tamam, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde böyle bir fırsat varmış. Formasyonla ilgili de kafamızdaki soru netleşmiş oldu. Şimdi Burak Hocam, bizim ATS ne durumda? Nasıl gidiyor? Evet, ATS'ye çok kullanılıyoruz. Esasında hani 3 aşağı 5 yukarı hani kafamızdaki bazı şeyler şekillenmeye başladı. İşte her ne kadar sınıf öğretmenlikleri şu anda fırsat olarak görülmesinden dolayı çok fazla tercih ediliyor olsa da hukuk tabii ki TM 2 puan türüne mesela aldı solladı başını hocam gitti. Hukuk yine? Daha sollamamış durumda ama hani aldı başını gitti diğerleriyle kıyasladığımızda. İşletme iktisat TM 1 puan türünde önde. Gene kontenjan artışının belki de tek olduğu mühendislik dalı olan inşaat mühendisliği MF 4 puan türünde önde gözüküyor. Bunun dışında baktığımızda işte hani oranları karşılaştırdığımızda ATS verilerinin Türkiye verilerini yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili bir fikir ediniyorduk. İşte yaklaşık kontenjanların %15'i biliyorsunuz vakıflarda, ATS'de tercih kullandığında %15'i vakıfları tercih etmiş gibi gözüküyor. Evet, birebir örtüşüyor bu sene, hocam. Bu sene bir de hani yeri gelmişken şu sınıf öğretmenliği ile ilgili de en son tamam. Saptığımızı söyleyeyim. Biliyorsunuz üzerinde çalışıyoruz demiştik. Arkadaşlar da bekliyorlardı. Sistemle ilgili bir değişiklik var. Ondan dolayı mı bu kadar büyük bir kopukluk oldu diye. Sadece hani ben ve benim ekibim değil, bu konuda kafa yoran pek çok kişiyle de telefonda görüşmek suretiyle esasında sistemden kaynaklanan bir farklılık olmadığını, bunu sadece ve sadece geçen sene belki de bu 4+4+4 sisteminden sonra ya da sınıf öğretmenliğinin geleceğiyle ilgili olan belirsizliklerinden dolayı yapılan az tercihlerden kaynaklanacak şekilde bu başarı sıralarının gerilediğiyle ilgili esasında bir tespitimiz oldu. Yani sistemsel bir farklılık yok. Öyle olduğu için esasında adaylar kendi başarı sıralarını gerçekten kılavuzda gördükleri başarı sıralarıyla kıyaslayabilirler. Ancak adaylar şu anda bunu bir fırsat olarak gördüklerinden dolayı çok fazla yığılma olduğu için de bu sene çok büyük bir ihtimalle başarı sıraları yeniden yükselecek. Ne kadar yükselir? 2 sene önceki kadar yükselmez ama 2 sene öncesiyle işte geçen sene arasındaki herhangi bir noktada bu iş sonuçlanır diye tahmin ediyoruz. O zaman 2012'ye de baksınlar, 2013'e de baksınlar, ortalama düşünsünler. Öyle düşünsünler. Çünkü bizi yani neredeyse bütün listelerde var bizim sınıf öğretmenliği. Yani bu konuda kafa yoran dediğim gibi çok fazla sayıda kişiyle görüştük, konuştuk, bizim gözümüzden kaçan bir şey var mıdır diye. Hayır, sistemsel olarak bir farklılık yok diye herkesten böyle bir geri dönüş aldık. O çerçevede de arkadaşlarımıza bu şekilde bir yönlendirme yapmanın doğru olduğunu ben düşünüyorum. Peki, PDR hocam. Her zaman PDR çok yıldızdır, sizde de var. Bir de İngilizcesini açmışsınız. Mesela bu ilginç, bunu çok konuk aldım ben. PDR ile çok konuştuk ama İngilizce PDR hiç konuşmadık. Niye ihtiyaç duydunuz hocam? Şimdi PDR biliyorsunuz rehberlik psikolojik danışmanlıkla ilgili bir bölümümüz. Burada
Bizde Türkçe bölüm vardı ancak özellikle bizim tabii uluslararasılaşma gibi bir iddiamız var. Biz gerçek anlamda bir uluslararası üniversite olmak istiyoruz. Erasmus programları kapsamında yurt dışından gelen öğrencilerimiz, bizim öğrencilerimizin de Avrupa'da bu konuyla ilgili tecrübe birikimini alabilmeleri için yurt dışına göndermemiz gerekiyor. Ayrıca tabii bu bölüme biz North Carolina'dan Profesör Kate Davis'i getiriyoruz, transfer ediyoruz. Alanında gerçekten çok önemli bir hoca. Onun için biz bu bölümde yeni Türkçe bölümünün yanında %30 İngilizce bölümü açtık ve burada bu derslerin İngilizcelerini mesela böyle yıldız hocalar verecek. Dolayısıyla biz bu konuda ülkemizin dünya ile entegrasyon anlamında Avrupa'daki, Amerika'daki tecrübe birikiminin rehberlik alanında kazanılması için böyle bir bölüm açtık. Tabii ayrıca bu İngilizce bilmenin biliyorsunuz avantajları var. Biz tabii öğrencilerimize sadece İngilizce değil ayrıca iki dil daha öğretiyoruz. Neler öğretiyoruz? Bütün öğrencilerimize Osmanlıca, Arapça, İngilizce ve Rusçayı önlerine koyuyoruz. Bunlardan en az 3 dili öğrenmeleri için bir program yapmışız. Bila bedel, bedelsiz öğretiyoruz. İngilizce temel tabii. İngilizce çağın dili. Artık global bir dil İngilizce. Evet. Ama Osmanlıca ya da Arapça da ekstra öğrenebiliyorlar. Evet, ve Rusça tabii. Bir de Rusça tabii. Var. Öğrenilebiliyor mu hocam bir yılda? Bir yılda değil. Tabii biz 4 yıllık bir program yapıyoruz öğrencilerimize. Ancak öyle değil 4 mi? 4 yılda tabii. Bu 3 dil öğreniliyor. Evet. Öğreniliyor. O zaman öğrenecekler. Biz hep diyoruz lisans oturmak değil çalışmak da önemli hocam. Evet. Peki gidelim Mersin'e. Rukiye Serenboy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaptınız mı listeyi? Bir şey yaptık da o kafamızı karıştıran bir şeyler var onu danışmak için. Tamam buyurunuz. Öncelikle kolay gelsin diyorum. Çok sağ olun. Benim kızım dil öğrencisi. Hı hı. Puan olarak 431 çekti, sıralama 631. Evet. Şimdi Hacettepe ile Gazi bir de Çukurova'yı yazdık tercihlerde. Hani sayı olarak az mı yazdık, ölü tercih mi? Bir de yani Hacettepe'yi tutar mı? Tamam. 3 tane mi tercih yaptınız? Daha 3 tane yaptık. Hacettepe, Gazi. Çukurova. İngiliz edebiyatı mı? İngiliz dili ve edebiyatı herhalde değil mi? Yok sadece İngilizce öğretmenliği. İngilizce öğretmenliği. Uzman olarak kalmayı düşünüyor. Peki 631 sıralama güzel ama tabii dil biraz daha rekabetin de zor olduğu bir alan. Ne tür bir liseden mezun? Özel bir lise mi bu ek puan mı? Hayır, yani daha sonra öğretmen lisesi mi? Rukiye Hanım. Öğretmen lisesi mezun. Lisesi. Ek puan yerleştirmeyle mi bu? Tamam. Ek puanlı sıralaması bu. Aha, öğretmen lisesi. Tamam. Bakalım Burak Hocam nasıl bir yorum yapacak? Evet. 631 sıralama güzel hocam ama. Vallahi Hacettepe 396 ile kapatmış. Gazi Üniversitesi 621 ile kapatmış. Bir de nereyi söylemişti? Çukurova mı? Çukurova'ydı üçüncü. İkisi riskli. Biraz az tercih o zaman. 940. 940 ile kapatmış. Bir de hemen İngilizce öğretmenlikleri... Başka seçenek var mı hocam? Çok sayıda seçenek bizim var. Bizim üniversitemizde de var İngilizce. İngilizce öğretmenliği sizde de var değil mi hocam? Evet. 631 güzel de başarılı da bir çok öğrenci. Başarılı, evet. Burslu da tutabilir. Ne gibi burslar veriyorsunuz Burak Hocam bakarken? Ya biz öğrencilerimize %80 düzeyinde burs veriyoruz. Şu anda 17 programımızın tamamında öğrencilerimiz bir şekilde burslu. 21 programımız var. %25, %50, %75, %100 burslar. Toplamda genel 920 kişilik yeni kontenjanda %80 düzeyinde burs veriyoruz. Hı hı. Ayrıca tabii öğrencilerimizden ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimiz ayrıca her yıl başarı düzeyine ve ihtiyaç durumunu esas alarak mülakatlar yoluyla ayrıca bu ÖSYM bursları dışında burs da veriyoruz. Sizin üniversiteye has. Bizim üniversite, evet. Bu peki mesela başarı bursu mudur bu? Yüksek sıralamada geldi size. Yani evet. Başarıya mı bağlı? İkinci sınıfta dersleri bozulunca kesiyor musunuz? Şimdi yok. Bir kere zaten bu bursu hak etmiş oluyor. O devam ediyor. Ayrıca tabii ilk 1000'den 10.000'den gelenlere ayrıca ek burs veriyoruz. Yani maaş veriyoruz aslında. Hmm. İyi bir burs desteği veriyoruz. Detayları araştırsın arkadaşlarım. Evet. Belki Rukiye de ilgilenir. Şimdi bir defa şunu anlıyoruz. Ya işte Hacettepe, Gazi ondan sonra Çukurova'yı tercih edecek gibi gözüküyor. Evet.
Çok az tercih yapmış. Arada çok fazla vakıf üniversitelerinin tam burslu programları var. Ya da kısmi burslu, %75 gibi. Şimdi bir defa hani şunu söyleyelim. Devlet üniversitesinde okumak tabii ki bir tercihtir ama vakıf üniversitelerinde tam burslu okumak da bir ayrıcalıktır. Öyle olsun bir defa vakıf üniversitelerinde tam burslu programlarında okumayla ilgili bir değerlendirme değilse bu değerlendirsin. Daha önümüzde birkaç gün var. Evet. Yani vakıf üniversitesinde tam burslu olarak okuma başarısını göstereceksiniz ve bunu bir kenara bırakacaksınız. Bu çok akıllıca değil. Yani en aşağısından bir masaya yatırmak lazım. Ümit ederim masaya yatırmışlardır, düşünmüşlerdir. Evet. Mesela bakın Sabahattin Zaim hani ekstra ilk bine girenlere ekstra da maddi yardım yapıyormuş. Şöyle bir kaygı var. Ben onu hissediyorum. Hani sanki mesela siz üniversitenize yerleşecek. Önümüzdeki yıl bir vesileyle bursu kesilecek ya da böyle bir ihtimal var gibi algılıyor aileler ve adaylar ama o öyle değil artık hocam. Tabii zaten bu öğrencilerimiz başarılı öğrenciler. İlk binden, ilk 5000'den gelen öğrenci başarılı. Bizim kendilerine sunduğumuz program çerçevesinde yani bu çok 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 istisnai başarısızlık ama biz dediğim gibi zaten başlayan burs devam ediyor. Devam ediyor. Burak hocam. Şimdi bir defa hani vakıf üniversiteleri de artık hani kendilerini uzun yıllardan beri ispat etmiş kurumlar. Öyle oldu şimdi bir defa hani yani bir öğrencinin ben vakıf üniversitesini bir kenara bırakıyorum diye tercih listesini hazırlaması bana hiç mantıklı gelmiyor. Yani bundan bir 10-15 sene önce bu belki kabul edilebilecek bir yaklaşımdı ama artık bir defa bu asla doğrusu değil. Bir defa onu söyleyelim. Artı ölü tercihten de ölü tercihin ne olduğuyla ilgili kafaları biraz karışık gibi gözüküyor. Şunu hatırlatalım esasında Rukiye'nin özelinde tüm arkadaşlarımıza. Bir defa bir bölümü daha yukarıda tercih ediyor olmak başka bir adaya karşı sizi avantajlı bir duruma geçirmez. Çünkü sonuçta ben bir bölümü 30. sırada tercih etmişimdir. Alev Hanım 1. sırada tercih etmiştir. İkimizin de tercih etmiş olduğu yer aynıdır ve orada bir kontenjan kalmıştır. Eğer benim puanım 0,0001 yüksekse ben oraya yerleşirim 30. tercihim olduğu halde. Öyle olduğu için tercih sırası sadece kişinin 1'i 2'den 2'yi 3'den daha fazla tercih ettiğinin bir göstergesidir Ankara'ya karşı. Ya da ÖSYM gözünde öyle olduğu için hani yukarıya tercih etmenin yerleşme ihtimalini başkalarına karşı öne geçiriyor, avantajlı bir hale geçiriyor yanılgısından bir defa kurtulalım. Rukiye ilk iki tercihine inşallah girelim rüzgar arkamdan eser diye yer verecek. Hacettepe ve Gazi'ye yerleşme ihtimalini ben çok zayıf görüyorum. Üçüncü tercih eğer Gazi olursa oraya da sayısal veriler çerçevesinde yerleşebileceğini tahmin ediyorum. Böyle söyleyelim. Evet ama yine ama de bence listeyi bir daha değerlendirsinler. Evet. Vakıf üniversitelerinin burslu programlarını değerlendirsinler ve az bana sorarsanız da az biraz hani sırtını güvenceye almakta fayda var. Peki devam edelim. İstanbul Sabahattin Zaim'de hocam biz mühendislik epey konuştuk ama bu sene bilgisayar ve gıda mühendisliğini çok konuşmadık. Sizde de o bölümler var. Evet. Biraz onları da konuşalım istiyorum. Nedense bilgisayar mühendisliklerine bu yıl ilgi biraz az. Bizim algımız yani yüz binlerce aday tabii soru soruyor, robot kullanıyor. Biraz az, daha fazla böyle temel mühendislikler soruluyor ama o da aslında her dönemin mesleği bilgisayar mühendisliği. Ne kadar öğrenci alacaksınız hocam? Biz Türkçe bölümümüze 40 öğrenci, bu bilgisayarın da %30 İngilizcesi var bizde. Buraya da 40 öğrenci alıyoruz. Bilgisayar tabii bu çağın en önemli enstrümanı, aracı artık. Dolayısıyla tabii bu aslında önemi bitmeyen, belki konjonktürel olarak şu anda sizin yaptığınız bu değerlendirme, tabii bu tür sonuçlar çıkıyor olabilir ama bilgisayar mühendisliği her zaman önemini koruyacak bir iş alanı da var. İş alanı da var tabii. Çünkü artık her şey bu elektronik ve bilgisayarla ilgili bütün alanlar. Gıda mühendisliğine gelince orada da yine hem Türkçe bölümümüz var hem %30 İngilizce bölümümüz var. Gıda mühendisliği de son yıllarda çok popüler bir alan ve istihdam alanı çok geniş olan bölümlerden birisi. Biz de ayrıca bu gıda bölümünde sağlıklı gıda, gıda güvenliği ve helal gıda konusunda bir merkez olma iddiasıyla bu işe yürüyoruz ve gıda mühendisliğinde bilgisayar mühendisliği olduğu gibi çok iddialıyız. Peki gıda mühendisleri nerelerde çalışıyor? Yani onların çalışma alanları geniş bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Değil mi? Şu anda biliyorsunuz hemen hemen bütün bu yemek hizmetleri outsource edilmiş durumda. Bütün kurumlar artık bu hizmetleri kendileri yapmaktan ziyade firmalara veriyorlar. Kendileri yapsın veya outsource etsinler. Her halükarda en az birkaç gıda mühendisi çalıştırmak zorundalar.
Yani bizim en temel zaruri ihtiyaç diyoruz biz iktisatta. Evet. Zorunlu ihtiyaçlar, beslenme yani yeme içme. Bir bu yönüyle, iki tabii biliyorsunuz yani beslenme sektörü artık bu alan giderek hepimizin özellikle büyüyor. Tabii refah arttıkça, zenginleşme arttıkça yani sağlıklı gıdaya ulaşma, sağlıklı beslenme bu alanlar sürekli önemi artan sektörler. Dolayısıyla yani başta bu firmalar olmak üzere devlette de birçok alanda gıda mühendisi tabii birçok gıda firması üretim sektöründe biliyorsunuz yani evet. Sıvı gıdalardan süt ve süt ürünlerinden tutun su üretimlerine katı gıdalara kadar bütün her alanda gıda evet. mühendislerine ihtiyaç var. Evet, biraz büyütmek istedim gıda mühendislerini. Hocam bizim nasıl ATS'de mühendisliklerde inşaat yine önde gidiyordu galiba. İnşaat önde gidiyor. Hemen orayı bir açalım o zaman bakalım. Evet. Hangilerinde YGS tabii MF4'e hemen bakacağız. Evet. Evet, inşaat, makina, elektrik, elektronik, bilgisayar, mimarlık, endüstri, gıda mühendisliği esasına baktığımızda kaçıncı burada? 7. sırada yer alıyor. 7. sırada. Fena da değilmiş. Fena değil evet yani hani onun çevre, metalurji, mekatronik, kimya mesela daha aşağılarda. Daha aşağıda. Öyle olduğu için gıda mühendisliği zaten baktığımızda Avrupa Birliği'nin de çerçeve programlarında ön planda olan alanlardan bir tanesi. Çünkü hocamın da söylediği gibi temel ihtiyaç. Evet. Yani yemek içmek durumundayız. Çağdaş bir dünyada yaşıyoruz. Gıda endüstrisi öyle ya da böyle var olacak. Öyle olduğu için zaten gıda mühendislerine her daim ihtiyaç olacak. Evet. İş olanakları var yani. Yani her alanda iş olanağı var. Bunu hep söylüyoruz. Önemli olan farklılık yaratacak şekilde kişinin kendisini geliştirmesi. Evet. Standart birisi olmadığınız takdirde her alanda iş var. Şimdi İstanbul Sabahı inanamıyorum ama son 10 dakikaya girmişiz. Uyarılıyorum. Sağlık Bilimleri Fakülteniz de var hocam. Evet. Ben bu ekrandan dün de yaptım, yine yapacağım. Çünkü sağlık bölümleri, ara bölümler, tüm tıp hepsine çok fazla talep var. Ben bu sene biraz puanlarda ve sıralamalarda yükselme bekliyorum. Sizde neler var hocam sağlık bilimleri fakültesinde? Sağlık bilimleri fakültesinde şu anda 3 bölümümüz var. Sosyal hizmet bölümü, Türkçe, %30 sosyal hizmet bölümü İngilizce ve hemşirelik bölümümüz var. Bu fakültemizde de aynı yine sizin de ifade ettiğiniz gibi son zamanda yani insanın en çok önem verdiği birinci şey beslenme ise ikincisi de sağlıklı yaşama tabii. Dolayısıyla sosyal hizmet ve hemşirelik bölümü yeni bölümler de buraya düşünüyoruz ama bu her ikisi de çokça talep edilen, çok ihtiyaç hissedilen bölümler. İş olanağı da hemşire olarak mezun olduğunuzda işiniz hazır. Hele dil bilen hemşire olursanız inanılmaz. Evet. Dil öğrenme şansı oluyor mu sizdeki hemşire? Kesinlikle 3 dil diyorum. Bakın bütün bölümlerde. Yani hemşirelerin de 3 dil öğrenme imkanı var bizde. Yani bir dil bölümünüz var. Size yerleşen öğrenci oradan talep edip öğrenebiliyor. Şöyle isterseniz şöyle söyleyeyim. İngilizce hazırlık okuyan öğrencimiz 1. sınıfı bitirdikten sonra 3 ve 2 ve 3. sınıfta pazartesi, çarşamba, cuma günleri 2. dili alıyor. Salı, perşembe Osmanlıca alıyor. Eğer hazırlık okumadıysa 1. sınıftan başlamak üzere 2 dili rahatlıkla 4 yıla sığdırabiliyor ve yine arada salı, perşembe günleri Osmanlıca böylece 3 dili bütün öğrencilerimize öğretecek bir programımız var. Evet, siz de 4 dil biliyormuşsunuz yönetmenim yardım. Seçmeli herhalde hocam? Evet. Seçmeli ders olarak herhalde değil mi hocam bunlar adaylar? Tabii öğrenciler. Bunlar şöyle 5-8 arasında koyduk programı. Yani İsteyen öğrenci talep edip. Dersten sonra yani dersleri normal programlarına ek olarak sadece biraz gayret, biraz çalışma. Zaten bizim bunu yapmamız lazım. Ama inanılmaz büyük bir fırsat. Evet. Hani dil gerçekten öne çıkaran bir şey. Sağlık turizmi açısından Türkiye büyüme potansiyeli olan bir ülke. Ben biliyorum şu anda İngilizce bilen hemşireler kapış kapış. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Yani iyi İngilizce konuşan hemşireler. Gerçekten büyük fırsat. Şimdi ben inşaat mühendisiyim ve Mimar Sinan'ın eserlerine tabii ki her inşaat mühendisi gibi hayranlıkla bakıyorum. Biliyorsunuz Büyükçekmece'de bir Mimar Sinan'ın köprüsü vardır. Onun da işte hani iki tarafında esasında böyle bir Osmanlıca kitabeler vardır. Kitabe bilmiyorum doğru ifadesi ama ne zaman oraya gitsem baksam ya ben bunları anlamıyorum diye çok hayıflanırım. Demek ki sizin üniversitenizde öğrenci olsam Osmanlıca derslerini alsam onu okuyabileceğim. Onu görüyorum yani şimdi. Şimdi bununla ilgili bir şey söylememe müsaade ederseniz. Bu mimarlık bölümü var bizde. Biz tabii onların Osmanlıca'yı öğrenmesini çok çok önemsiyoruz. İngilizce ve Arapça yanında. Bütün biz mirasımız yani Osmanlı mimarisi, İslam dünyasının mimarisiyle çağın mimarisini buluşturacak mimarlar yetiştirmek istiyoruz. Ayrıca bizde bunun lisansüstü, master ve doktora programları var. O da şehircilik üzerine.
Yani biz İstanbul'u yeniden inşa ederken ikinci kanalla beraber artık bunu medeniyetimizin değerleriyle uyumlu bir yeni bir inşa anlayışıyla, yeni bir anlayışla inşa edilmesini istiyoruz. Yani çok katlı binalar yerine daha insancıl, daha bize uygun, daha yani medeniyetimizle, değerlerimizle, geçmişimizle, o asil geçmişimizle uyumlu mimari yeni şehirler inşa etmek üzere biz yani hem lisans, hem master, hem doktora programlarımızı bu konuda çok önemsiyoruz ve 3 program da var bizde. Sevgili arkadaşlar, hep diyoruz ki üniversiteye yerleşmek, tabii şu an siz ona kilitsiniz biliyorum ama yolun başı. Mutlaka yerleştiğiniz üniversitede böyle dil imkanları varsa mutlaka kullanın. İstanbul Sabahattin Zalim'de de 4 dil öğrenme fırsatı varmış, büyük fırsat. Tabii rektör 4 dil konuşuyormuş hocam. Şimdi söyledi yönetmenin. Üniversiteye de yaymış bunu doğal olarak. Evet, ben esasen 5 dili rahatlıkla anlıyorum. Öyle mi? Ama konuştuğum 4 dil. Evet. 4 dil. Tamam, size örnek alıyoruz hocam. Tamam. Evet, son 5 dakikada soru alalım. Atacan Karagöz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle şükür diyorum. At başında bir sürü öğrenci bekliyor. Hı hı. Bu da sizin programınıza olan güvenden kaynaklanıyor sanırım. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Atacan Bey, buyurun. Benim Burak Bey'e sorum var da. Evet. Ben siyaset düşünüyorum da İstanbul hukuk beni siyasiden uzaklaştırır mı? Yani siyasi hedefinden uzaklaştırır mı? Yoksa iyi bir adım mı olur, başlangıç mı olur? Bunu merak ediyorum. Yani hukuk mu okuyayım, siyasi bilimle, siyaset bilimi mi okuyayım? Evet. O konuda kararsızsın. İki hocamıza da soralım. İkisi de bu konularda tecrübeli. Bakalım ne yorum yapacaklar. Ama tabii seçimi sen yapacaksın. Bir de şey sorum vardı. Buyurun. Şimdi eğer siyaset denilirse, örneğin Galatasaray ya da Boğaziçi istiyordum. Bir siyaset bilimi olan üniversiteye gidip geçiş yapmaya mı çalışsam, yoksa kendimi hiç riske atmayıp İstanbul'a geçsem mi? Evet, kafa karışık. Şimdi liste teslim edilecek. Ne yapsam, ne etsem? Hocam, Mehmet Hocam'la başlayayım, sonra Burak Hocam da finali yapsın. Şimdi siyaset, tabii biliyorsunuz, bütün meslek dallarından gelen siyasetçilerimiz var. Yani sadece siyaseti yapan insanlar siyaset bilimci olmak zorunda değil. En çok da yani doktorlar bilebildiğim kadar siyasette en başarılı alanlar. Ama tabii hukukçu da çok değil bilim, mi hocam? Hukukçular da çok, özellikle onlar çünkü günübirlik meselelere çözüm anlamında. Dolayısıyla arkadaşımıza şunu söyleyebiliriz. Benim kanaatim, öncelikle tabii eğer siyaset düşünüyorsa siyaset bilimi okumak zorunda değil. Ama tabii onun bilimini yaparak bu alanda ihtisaslaşması da güzel, tavsiye edilebilir bir şey. Şart değildir yani siyaset bilimi okuması. Ayrıca bizim üniversitemizde, İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümümüz de var. Hukuk bölümümüz de var. Tabii diğer sosyal, İktisat, işletme bölümlerimiz de var. Bunlar hukuk %30, İngilizce, diğerleri İngilizce bölümler. Öyle mi? Yani ben arkadaşıma özellikle şunu hatırlatmak isterim. Yani siyaset de yapacaksa mutlaka dil öğrensin. Ne okursa okusun, evet. Dili öğrensin. Evet. Hukuka bu yıl alacaksınız. Hukuka ilk defa i̇lk öğrenci defa. Ne kadar alıyorsunuz? 100 öğrenci alıyoruz. 100 öğrenci. Ama hukuka burssuz öğrenci almıyoruz. Hepsi burslu mu olacak? Hepsi burslu. %25, %50, %75 ve %100 burslu. Tamam. Siz ne dersiniz Burak Hoca? Ben olsam hukuk okurum. Daha sonra siyaset biliminde yüksek lisans yaparım. Ancak hukuk okuduğum sürece bana öğrenciyken yasaların tanımış olduğu haklar çerçevesinde mutlaka eğilimlerine yatkın bir yerde de yavaş yavaş siyaset işine girmeye başlarım. Çünkü siyaset işi esasında hani okulda öğrenilecek bir şey değildir. Hani bunu yavaş yavaş girip bir yerlerde, teşkilatlarda görev alaraktan pişmek, bir çevre edinmek, bir yer edinmek gerekecektir. Öyle olduğu için siyasete atılacaksa eğer yarın öbür gün bu arkadaşımız, bence önce hukuk okusun, sonra siyaset biliminde istiyorsa yüksek lisans yapsın, ama mutlaka işin pratiğinde, işin mutfağında öğrenmek için daha genç yaştan başlasın, çaba göstersin. İnşallah başarı sıraları da İstanbul Hukuka'ya yetecek kadar yüksektir. Evet, yüksek ki hani ona da yerleşebilirim diyor, diye söylüyor. Son soru hocam. Mesela Sabahattin Zalim'de hukukunu yeni açmış bu yıl. Nereye yazacak? Yani sıralamada şimdi gözükmüyor sıraları, başarı sırası. Yani Sabahattin Zahim mesela tam burslu programı 3 aşağı 5 yukarı İstanbul'daki vakıf üniversitenin tam burslu
bandında yer alacaktır. Yani oralarda bir yerlerde yer alacaktır ama biz yeni açılan yerlerle ilgili hep şunu söyleriz. Öyle bir yere koyun ki eğer oraya yerleşirseniz onun altındakilere yerleşemedim diye üzülmeyin. Öyle olduğu için kendi tercih listenizde yeni bir bölümü tam istediğiniz noktaya yerleştirmek durumundasınız. Sanıyorum zamanımız azalıyor. Bitti hocam. 3 kaynak hep bahsediyoruz. Söyleyemedik cuma günde. Arkadaşlar bizi hep soruyorlar. 3 tane kaynak var. Bir tanesi YÖK'ün istatistik.yok.gov.tr adresindeki bilgi sistemi. Üniversiteler hakkında adaylar gidip buradan bilgi alabilirler. Birincisi bu. İkincisi TÜBİTAK'ın ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın yapmış olduğu girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi. Bunun için TÜBİTAK'ın web sitesine girip üniversiteler hakkında bilgi alabilirler. Üçüncüsü de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Enformasyon Enstitüsü'nün yapmış olduğu üniversitenin akademik performansına göre bir sıralaması var. URAP diye geçiyor. Arkadaşlar zaten sanıyorum Twitter'da. Evet, Facebook, Twitter'da paylaşıyoruz. Bu üç tane kaynağa girerek de buradan üniversiteler hakkında bilgi alabileceklerini adaylarını hatırlatıyorum ben. Çok teşekkür ediyorum Burak Hocam. Perşembe Cuma beraberiz sizinle. Emeğinize sağlık. Mehmet Hocam, son tanıtım günleriniz devam ediyor mu? Son sözünüzü alayım. Evet, ben Burak arkadaşımızın söylediklerine ilave olarak mümkünse bütün adaylarımızın mutlaka üniversitelerin yerinde görsünler. Evet hocam. Yani kampüslerini görsünler. Mümkünse hocalarıyla konuşsunlar. Artı mutlaka yine web sayfalarından hangi bölümde hangi hocalar ders veriyor, nasıl bir akademik kadro var, uluslararasılaşma alanında neredeler. Yani bunlara ilave olarak mutlaka bir de bu dil meselesine baksınlar. Evet. Kim ne vaat ediyor bu öğrencilere ve ne yapıyor? Evet. Bununla ilgili iyi bir araştırmanın sonunda. Bizim şu anda mesela yeni 7-8 tane yeni bölüm hukukla beraber açıyoruz. Bunların şu anda sıralamada ÖSYM kataloğunda yerleri yok belki. Hani geçen yılki sıralamada. Evet. Onun için öğrencilerimiz tabii ki en çok arzu ettikleri bölümleri esas alarak üniversite tercihini ona göre yapacaklar. Evet, tanıtım günlerinize de gelsinler. Mutlaka. Bizzat üniversitedesiniz. Cuma gününe kadar devam ediyor. Hem kampüsümüzde hem Anadolu'nun değişik yerlerinde olduğu gibi İstanbul, hem Avrupa, hem Kadıköy'de, hem de Bakırköy'de standlarımız var. Bizi bulabilirler. Evet. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Hocam. Tecrübelerinizi paylaştınız. Ağzınıza sağlık. Sevgili arkadaşlar, yarın da en doğru tercih listenizi teslim etmeniz için merak ettikleriniz cevaplamaya aynı saatte devam edeceğiz. Sizleri bekliyoruz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. En Son Haber.com akıllı tercihi sundu.